Evet, merhaba dostlar. Başlıktan da anlayabileceğiniz gibi yeni aldığım telefonun kutu açılışını yapmak istiyorum. Ve niye böyle bir tercih yaptığımı da aslında paylaşmak istiyorum. Bu videonun amacı biraz öyle gibi oldu. Ev konseptinde biliyorsunuz çok fazla video çekmiyorum ben. Genelde gezi videosu çekiyorum. Ama böyle bir kutu açılış, yeni bir ürün paylaşacağım zaman bu şekilde evde video çekiyorum. Hatırlarsanız daha önce kızıma bir tane tablet alınmıştı. Şöyle Samsung'un Tab S7 modeli. Bunu kutu açılışını yapmıştık. Şimdi de kendime uzun zamandır almayı niyet ettiğim bir telefon vardı. Almışken de biraz üst düzey bir şey almak istiyordum ben. Çünkü birçok şeyi telefondan hallediyorum. Yani bu son zamanlarda özellikle ticaret yaptığım için, ticaretle uğraştığım için Trendyol ve Hepsiburada gibi internet sitelerinden de satış yapıyorum. Yani ayakkabı satış yapıyorum. Bunların da takibini, bunun haricinde telefon dışında başka bir şeyden ben kontrol etmiyorum. Yani iş yerimde bir bilgisayar var ama evde veya sürekli yanımda telefondan bunları takip ediyorum. Artık normal standart telefonlar yetişemez oldu yani işlerimiz aslında. Ben de çok sık telefon değiştirmeyi seven birisi değilim. Şöyle benim telefonla alakalı böyle kısa bir telefon maceramı şeyimi anlatayım. 2010 yılında iPhone 4S çıkmıştı. Tanıtım falan yapıldıktan 3-5 ay sonra ben bu telefona aldım. Şu an telefon 2010 yılında aldım. Şöyle göstereyim. Şu an çalışmakta zaten gördüğünüz gibi ve biz hatta sesi şu kapanma sesi çok çok güzel bir sestir. 2010 yılında aldım. 11 yıldır bu telefon bende, yani sıfır almıştım zaten. Kullanıyorum aslında ama bunu ben 6 yıl önce babama verdim. Yani ben kendime iPhone'la başladığım maceraya iPhone 2015 yılında 6S Plus aldım. iPhone biliyorsunuz bu da çıktığı zamanlarda böyle efsane bir telefondu. Hatta şu rose gold rengi özellikle lansman rengiydi. İşte parmak izi okuyucudur vesaire. 4K video falan bununla gelmişti. iPhone 6S Plus bu. Ve ben bu telefonu artık 6 yıldır bu telefonu kullanıyorum. Yani 2010 yılında bunu aldım. 2015'te 5 yıl bunu kullandım. Sonra bunu babama verdim. 6 yıldır da ben bunu kullanmaktayım. Ve hala şu ana kadar bu telefonla ben kullanıyordum. Ve iPhone'u babam hala kullanıyor. 4S'i. Yani gerçekten bu iPhone kalitesi ve bu telefonlar hiç arıza yapmadı diyebilirim yani. Bunun ekranı değişti. Daha geçen hafta değişti. Yani 11 yıllık bir telefonun bataryasıyla ekranını değiştirdik. Babam çünkü sadece alo diyor artık bununla çok fazla bir de gelen mesajlar işte bankadan oradan buradan gelen mesajlara bakar. Onun haricinde bir telefon şeyi yok. Ben de artık iş yerinin hem satışları hem işte sürekli Instagram'dan story paylaşmam gerekiyor. Yani dükkanla alakalı paylaşımları yapmam gerekiyor. Artık yetmiyor yani. Hem hafızası kapasitesi yetmiyor. Hem de artık benim işlemlerime cevap veremiyor. Tabii ben telefonla bunların dışında dediğim gibi zaten ticaret de yapıyorum. Hani ben buradan artık para kazanıyorum. Bunun dışında da biliyorsun işte izlediğiniz yani çok mütevazi diyeyim yani bir YouTube kanalım var. Yani 3-4 yıldır işte 1000 abonemiz falan var. Sağ olsun takip eden, arayıp soran arkadaşlar da var oradan. Bizim daha çok gezi videoları. Biliyorsunuz biz bir aileyiz. Yani eşim 3 tane çocuk var ve ticaret var, işim var. Benim yani YouTube'a ayırabilecek bir vaktim yok aslında. Ama gezdiğim yerleri de gittiğimiz yerleri de böyle soran arkadaşlara hem fikir olması açısından şey de yapıyorum. Hani paylaşmak da istiyorum, göstermek istiyorum. Bunları yani o videoları editleyecek, toparlayacak ve bunu paylaşacak. Yani bunları ayarlayacak zamanım yok aslında. Onun için de ben bunların hepsini bu telefondan hallettim. Şimdiye kadar ki yani izlediğiniz YouTube'daki videoların hepsi bu 6S Plus'la çekildi.
Yani 4K video çekebiliyor bu çünkü. Bayağı da iyi. Artık videoları birleştirme işlemlerini de bununla yapıyorum ben. Yani çok zaten detaylı öyle birleştirme, video editleme şeyi kullanmıyorum öyle programı. iPhone'un kendi orijinal Movie programı var. Ben oradan birleştiriyorum videoları. Artık sadete gelelim. Yani başlıktan da anlayacağınız üzere. Uzun zamandır almayı düşündüğüm telefonu nasip oldu. Aldım. 12 Pro Max 256 GB. Arkadaşlar bunun ben bir kutu açılışını yapmak istiyorum. Yani bu heyecanı beraber paylaşmak isterim. Şöyle biliyorsunuz bunların içinde şarj aleti, batarya, şarj adaptörü daha doğrusu çıkmıyor. Adaptörünü de şöyle ayrıca aldık. Onu da artık kablosuyla beraber aldım ben. Takım olarak. Onu da şöyle koyalım. Bunun da birlikte inşallah kutu açılışını yapalım. Dediğim gibi yani çok sık telefon değiştirmiyorum. Yani bilgileri işte not defteridir, ne bileyim fotoğraflardır, arşivdir. Bunları ben bir kere kopyaladığımda uzun süre her zaman işte bankalardır, ticaretle alakalı işte kullandığım veya görüştüğüm firmalarla, toptancılarla olan işte evraklar, ne bileyim mailler oluyor, bunları arşivliyorum vesaire. Ve bunlar sürekli yanımda olsun istiyorum ben. Hani işte o bilgisayardan onu aktaracağım, bunu aktaracağım. İşte videoları mesela YouTube videolarını, ne bileyim işte yani bunu alana kadar hani bu elbette ki YouTube videoları için almadım bu telefonu ama şu an o işimi de görecek benim tabii ki de bu. Yani çünkü 2000 liraya 3000 liraya bir GoPro alıp oradan da aslında bunların birçoğunu yapabilirim. Hani buna bu kadar para vermeye gerek yok. Ama dediğim gibi işte 3 tane çocuk var. Yani ticaretim var. Bir taraftan yani ben sabahleyin 8'de dükkana gidiyorum ve akşam 9-10'a kadar hiç vaktim olmuyor. Çok şükür bu pandemi süreciyle beraber evet dükkanda işlerimiz çok düştü aslında ama e-ticaretin kapısını bize açtı. Yani e-ticaret ben ara ara da olsa birkaç yıldır vardı hayatımda. Ama bu kadar aktif ve yoğun değildi. Yani hep böyle ayakkabı işi yapıyorum ben biliyorsunuz hani videoları az çok izleyen arkadaşlar bilirler. Yani ayakkabı dükkanı var. Bende hep şu vardı. Yani ayakkabı ayağa giymeden, denenmeden alınmaz. Hala aslında bunu düşünüyorum ama günümüz maalesef yani maalesef demeyeyim artık böyle bir kolaylık var, olanak var. İşte internet e-devlet siteleri çok aktifleşti. Yani iade koşulları var çok güzel, rahat. Ki ben de bunları çok kullanıyorum, çokça kullanıyorum yani. Hani birçok firma ile internetten buluşuyoruz veya görüşüyoruz veya ürünlerini internetten paylaşıyor benimle. Tabi bunda WhatsApp çok büyük rol oynuyor. Veya diğer tanımadığım firmaları da mesela genelde Instagram'dan, Facebook'tan bulup iletişim kurabiliyorum gibi. Artık telefon olmazsa olmazımız yani bana göre evdeki bir çamaşır makinesinden, televizyondan, buzdolabından neredeyse daha kıymetli bir hal aldı. Ve her şeyimizi buna bağlar olduk yani. Onun için de bence telefon artık bundan sonra biraz da böyle ticari düşünen bir insan için yapabileceği en iyi yatırım olarak düşünüyorum. Bir de işte video çekerken yani biz genelde işte çocuklarla hep bir yerlere gittiğimiz için yani benim o kamerayı alıp onu işte ne bileyim tripodu ayarlayıp oradan işte GoPro'yu ayarlayıp vesaire yani bunlarla uğraşacak hani çocuklarımız da küçük biliyorsunuz. Zamanım yok yani bu kadar şeyimiz yok. Hani bir taraftan gezmeye için zaten çıkıyoruz. Ben de o güzel yerleri paylaşmak istediğim için yani anlık bana çok hızlı hizmet verebilecek bir ürün bana lazım. Hem batarya olarak uzun ömürlü. Yani onun için zaten ben özellikle 6S Plus'tan sonra hani Max büyük telefonu evet taşıması vesairesi biraz problem ama yani batarya ömrü ve 256 GB bu hafızasından dolayı özellikle bunu tercih ettim. Beraber açalım isterseniz. Ben çok uzatmayayım. Bayağı uzattım gerçi ama işte niye böyle bir telefon aldığımı anlattım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle jiletini açtık. İnşallah içinden başka bir şey çıkmaz yani. Telefon istedik, telefon gelmiştir diye ümit ediyorum. Evet arkadaşlar.
arkadaşlar. Ben aslında bunun lastman rengin mavisinden yanaydım ama görüştüğümüz beraber yani sağ olsun samimi olduğum bir telefoncu arkadaşa bu işi bırakmıştım. Dedim ben böyle bir telefon istiyorum. Bana ayarlar mısın? Mavi olursa tercihim ama çok da mühim değil demiştim. Çünkü biliyorsunuz genelde hani pahalı bir cihaz. Kılıfsız zaten kullanılmayacağı için. Ne diye geçiyor? Yani siyah aslında siyah renk olarak geçiyor ama yani özelliklerini zaten anlatmaya gerek yok. Graphite yazıyor burada. İşte o şu füme renk gibi bir şey. Telefonumuz böyle arkadaşlar. Şöyle bir arkada 3 kamera var. Şurada bir güç butonu var. Burada ses açıp kapama. Yani ben artık 12 yıldır, 11 yıldır telefon kullandığım için şöyle baktığımızda aslında 4S'den bir farkı da yok. Ama nereden nereye gelmiş diyebilirim. Şöyle telefon dursun. Kutudan da bir şey çıkmıyor. Şöyle sadece bir kablosu çıkıyor bunun. Bir ucu normal Lightning dediğimiz işte iPhone'un kendi girişi. Diğer ucu da Type-C girişi. Şöyle burada da işte ıvır zıvır bir şeyler. Yani şöyle bir şey iğnesi. Başka da bir şey var mı? Başka da bir espri yok zaten. Şunlar kalıplar falan filan. Şöyle koyalım. Bunun altında bir şey var mı? Bunda da bir şey yok. Şurada kameranın çıkıntısını yapmışlar. Biliyorsunuz bu işte kutuları küçülttüler. İçinden adaptörleri de kaldırdılar. Şunun da ben şöyle bir şeyini açmak istiyorum huzurlarınızda. Evet dostlar. Yani büyük bir yatırım yaptım ama emin olun bu yatırımı biraz işimle alakalı yaptığımı inanıyorum. Şu kenarları paslanmaz çelik. Hemen parmak izi olmaya başladı tabi. Ama şu arkası çok güzel. Şöyle şey mat bir renk. Kameraları bayağı büyük. Şöyle bir açalım. Gene ben artık kurulumunu veya diğer telefondan aktarımını da yapacağım ama elma logosunu gördük. Şöyle. Bu açılırken. Yani şöyle kasa olarak baktığımızda aslında şeyle aynı. 4S ile aynı gibi. Çünkü bu yeni son seriyi özellikle köşeli bir kasa yaptılar. Şu adaptörü de açmak istiyorum. Bunu da nereden açacağız? Bu da yani hızlı şarj tabi olduğu için telefon 20 watt'ı destekliyor. Destekleyen bir şarj adaptörü aldık. Şöyle orijinal iPhone şarj adaptörü arkadaşlar. Şöyle de gene aynı şekilde kablosu. Onu da koyalım şöyle. Telefonumuz merhaba dedi. Çok para. Yani emin olun. Keşke ülkemiz artık bu işlerde biraz daha şey olsa. Şöyle 3 tane kamera var. Bir tane LiDAR sensör dedikleri bir sensör var. Bildiğim kadarıyla. Şöyle Türkçe. Türkiye. Kurulumun açılışını yapalım. Bayağı büyük bir ekran. Yani şu benim 6S'imin. Tabi bu da büyük bir telefondu. Büyüklük olarak zaten buna çok yakın. Yanlar aynı. Üstünde bir şeyliği var. Diğer telefonu yakınlaştırdığım için yeni iPhone ayarlayın diye buna da şey geldi. Şu an buna bağlantısını gerçekleştiriyor. İki iPhone birbirine şey yaptı. Şu ekranı kameraya okutun dedi. Şöyle bu da gariban 4S'imdi. Yani ama hala çalışıyor olması gerçekten çok iyi. Yani
Birçok işi gene hala görüyor. Dediğim gibi 11 yıldan sonra daha geçen hafta bunun ekranla bataryasını değiştirdik. Onun haricinde kullanıyoruz yani. Bu şekilde arkadaşlar, her şey için teşekkür ederim. Yani eşim bunu babalar günü hediyesi olarak tabii ben bunun bir iki aydır parasını ayarlamaya çalışıyordum. Ama sağ olsun onun da katkısı oldu. Bugün de babalar günü. Babalar günü hediyesi olarak verdi. Sağ olsun, eksik olmasın. Böyle yani eminim en az 7-8 yıl, belki 10 yıl ben bu telefonu kullanırım. Kullanacağıma inanıyorum. Çünkü öyle bir telefon. Yani bu para zaten 3-5 senede vermem yani, değiştirmem ben bu telefonu. Görüşmek üzere. Her şey için teşekkür ederim. İzleyen, takip eden arkadaşlardan Allah razı olsun. Gezdikçe zaten bir şeyler paylaşmaya, artık yeni telefonumla ben bunları paylaşacağım. Allah'a emanet cümleten.